Sevgili seyirciler, bugün 15 Ağustos 2023. Nahçıvanlı kardeşlerimiz Nahçıvan'dan gelerek Türkiye'de, özellikle Akyaka ve çevre köylerinde duvar örerek bir ev inşa ediyorlar. Şimdi de köyümüzde de birkaç kişiye ev inşa etmiş. Şu anda da Sait abinin inşaatını yapıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunların yanına giderek yaptıkları iş hakkında biraz bilgiler alalım. Nahçıvanlı kardeşlerimiz genelde duvar örmede bir numaralılar. Hakikaten de şu düzlüğe bakar mısın? Süper bir düzlükle örürler. Şeyin, duvarın genişliği 45 santim. Beton ile örülmektedirler. Su basması işte yaklaşık 1,5 metredir aşağı tabaka. Tabi öbür tarafa doğru bu yükseklik azalmakta. Bunun da şöyle bir düzlüğüne bakalım. Bak, bir tane taş çıkıntısı yok ya. Vay be. Hele şuraya bak. Aynı benim gibi örürler. Maşallah. Yani neredeyse benim yetiştirdiğim elemanlar gibi oluflar. Şaka yaptım. Ustalar, kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah. Maşallah, sizin elinizin değdiği noktalar aynı ipin doğrultusunda dümdüz yedir. Sizleri tanıyabilirim mi? Kimsiniz? Nereden geldiniz? Ne işle meşgulsunuz? Amil Usta, Sakabat Usta. Senin adın Amil Usta. He. Öbür arkadaşın ismi? Sakabat. İlk mi bunu burada yapmışsınız yoksa yaptıklarınız var mıydı? Yok, bizim bu köyde çok yaptık. Kimlere yaptınız? Tapa baştanından tut, çubandan tut. Büyük kamarlı, küçük kamarlı. Bu köy benim köyümdü da. O zaman siz burada mı ikamet edirsiniz yaz kış yoksa kışın gelirsiniz mi? Yok, kışın geliriz, yazın gelirim. Nahçıvan'a gelirsiniz da. He. Peki bu duvar örme sanatını orada mı öğrendiniz yoksa kendiliğinizden mi var böyle bir? Baba başlarınızda. Aa. Yani dersen ki doğarken zaten biz bu mesleğin aynen, üstünde doğmuşuz. Babamız şuydu, Şinan Başkızı, biz de onun yanında yetiştik. Sıram olarak yetiştirdik yani. Çalıştırdı, evet. Yetiştirdik. Şimdi duvarın genişliği bir 50 santim gibi görünür ama 45-50 var mı o kadar? 50 de, 45 olmaz, 50 de. 50 santim değil mi? 50 de da. Evet. Senin ismin neydi? Sakhovat. Sah. Sakhovat Usta. Onu Sakhovat. Söylemek zor olur ya. Sakhovat mi? Sakhovat. İki sefer denen söyle alışaktı. Sakhlad mı, rad mı? Ha. E. O denen Sakhovat'tı. Ha, Sakhovat. Ha, bu ay sağ ol, babana rahmet. Sakhovat. Sakhovat ne demekti? Sakhovat'tı sonunda. Dağlık onun son. He, çalışkan mert. Ha, çalışkan mert. Peki bu yaptığınız işin şimdi bir maliyeti var. Bunu da paylaşabilirsiniz mi? Kaça örürsünüz? Taş tufarı kaça örürsünüz? Pirçedi kaça örürsünüz? Aksine ballı bir adı var. Bir adı var da. Sabit midir? Bu taş tufar mesela
metre karesi kasa gelir. 200 TL kadar. 200 TL. Ha. Taş duvar 200 TL. Priket ne kadar? Tuğla priket. 100. O da 100. Metre karesi 100 TL. 100 TL. Tabi bunun içine sizin kendi yaptığınız harç, mars hepsi de dahil değil mi? Kendiniz yapmışsınız onları taşıyırsınız. Sağ ol dayı. O da fayda abi de. Sağ ol dayı. Çok kolay yok mu? Ayab size ayran getirdik de o ayranı içseniz soğumadan, gerçi soğuk olur da sıcak olmadı. He? Benim ayranı alerjim var. Benim hep kola. Sen Allah. Vallahi. Ne gibi alerjin var? Sen mi sen mi? Yok. Peynirdir, sütlü. He. Bir yaşım var hala yemem. Vay be. Vallahi. Bu ilç olsun o zaman. He? Her şeyin bir ilç olduğuna göre bu da bir ilç olsun. Amil Usta, sen cep numaranı da söyleyebilirsen ezberinde var mı? Var. Bunlar da 25'lik tuğlalar. 25'e 40. 40'a 25. Fayda abi hayırlı uğurlu olsun. Yaptırdığınız evde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de vatan ayranı. İçeceğim nasıl düştün? Soğuk ayran içilmez mi özde geç ayranı? Vallahi. Vallahi geç ayranı. Soğuk ayran, söğütlerin altı. Siz an, yok siz için ben içtim geldim. Sağ olun. Amil Usta sen numaranı da söyleyecek numaranı. İzleyenler belki seni... 0543. Tamam. 167. Tamam. 2984. Başka var mı? Yok. Tamam, bu numaradan sana ulaşmak isteyenler, ev yaptırmak isteyenler ulaşabilir. Ha, ulaşabilir. Genelde bu AKK civarında mı iş görürsünüz yoksa başka ilçelerimize de gelirsiniz mi? İlçelere de gelirik. Tanıdığımız belli yerlere gelirik. Peki ikamet yeriniz AKK'da mıdır? Orada bir ev kiraladınız. Ev kiralamışız. Güzel. Sakavet doldur Sakavet. Serhoş abi doldur. Şimdi sizin bir soyadınız da var mı yoksa? Neymiş? Soyadınız da var mı? Mesela Amil soyadı nedir? Amil Gaffarov. Gaffarov. Sakavet seninki nedir? Sakavet Kaçmaz. Kaçmaz. Sakavet Kaçmaz. Yerinde durar yani. Durar. Şimdi siz anahtar teslim işi mi yapırsınız? Aynen öyle. Dayı. Anahtar teslim de yapırız. Duvarını da yapırız, tuğlasını da yapırız, sacını da yapırız, betonunu da yapırız. Hepsi. Fayans. Anahtar teslim. Öyle mi? Bu bakı kişiyi yaptıracak işe de. Peki bunu baştan anlaşırsınız mı? İşte şu metrekaredir, benim aynen, fiyatım aynen. Şudur. Aynen. Baştan aynen. Anlaşırız, konuşuruz, sonradan işe başlayalım. Yoksa yani böyle adım 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 iş değil mi? Yok. Mesela siz taşın yani... fiyatı ayrıdır, tuğla fiyatı ayrıdır, sıvanın evet, fiyatı ayrıdır. Evet. Lentonun fiyatı ayrıdır, sacın fiyatı ayrıdır. Hepsi ayrı ayrı. Onları oturup hesaplayırsınız, adama aynen. Bir fiyat çıkarırsınız. Aynen. Diyorsunuz ama benim şu kurtarır. Bunun evle yemeğine başa vereceksiniz mi bunu? Aa baba bitti bu da öyle yeme ana. Tamam da ama bunu başa verin. Tamam, öyle yemeğine bu tesviyeyi düzeldim. Betonlayın güzel. Betonları. Allah'ınıza kurban ola kırılar sizi. Sağ ol dayı. Sadece ikilisiniz mi ekip olarak? Dört kişi. İki kişi daha gelecek ekibimiz. Onlar başka yerden mi çalışıyor şu anda? Başkanım. Fayda bu tuğlaların fiyatı kaç liradır 25'lik tuğlalar? 12 lira. Onlar 12, çimento? Çimento 125. 127, 125'e kaldırdılar ha. 125. Kum ne kadardı? Mükaf işi? Kumun 500'ü geçti mükafı. 15 mükaf 8000 liraya getirdiler. Karşıdan direkt getirdik. Burada... Çam çavuşlar yok muydu? İşte çam çavuşlar yok muydu? Direkt o noktada. Burada Kars sayılıyor yani. Samsarış orada kum ocağından getirdi. AKK'da daha pahalı satıyorlar. AKK'da 400 değildi mi? Yukarı mı çıktı? 450 de bir de orası burası tam mükafıyla vermiyor. Fark edir diyorsan.
bir tır bazında getirdiler. Bir tır kam, bir kum, bir tır kum 8.000 lira. Millet evet. Kendi dere arazisi derelerinden çıkarması yasaktır. Jandarma yasaklamış. Tüccarlar devlete para mı yediriyorlar, rüşvet mi veriyorlar? Belli değil. Vallahi doğru diyorum be. Millet kendi arazisinden kum getirmeye mahkum. Yakalanıyor, ceza kesiyor kanun. Ben anlamadım bu nasıl bir düzensizlik. Yani adam getirip evini sıvamaya, ahırına beton atmaya, ahır yapmaya, herhangi bir yani şey ev yapmaya kullanmada sıkıntı, büyük sıkıntı var. Piş çıktı hocam bu. Evet, önceden yasak değildi. Bu herhalde bir 10 senedir bu şekilde bir yasak geldi. 10 senedir, 1 senedir, 6 aydır, 3 aydır bilmiyorum ben. Yani iyi bir kanun değil, iyi bir yönetmenlik değil, iyi bir tüzük değil. Bunu derhal Büyük Millet Meclisi değişmesi gerekiyor. Eğer Türkiye genelinde aynıysa çok büyük sıkıntı. Evet. Şimdi sizi ben suyu alayım mı? Yok, al 10 dakikadan sonra ver. Sen suyu ne yapacaksın? Koy çalışsınlar da. Haçları yoktu zaten. Hele gel gide yukarıda sen neler yapsan onlara bakak. Aha güzel. Bak bu Ağustos'ta sulandı mı var ya, Ağustos'ta sulandıysa bitecek, yoksa kuruyup gidirler. Ama bunların hepsinin dipleri bitir. Bak bak. Üst tarafları kurudu gitti, onları kestik. Diplerinden bitir. Allah'ına o şeyin tepesine koyacağım, bir harı kasacağım, gelecekler. Hele ben yukarıya doğru gidim. Hayda bir de maşallah evi. Kendi uyguladığı dekorasyonlarla güzelleştirmiştir. Güzelleştiriyor. Bu söyle de su verdi, inşallah kurmaz. Saçların da ucuna saç ekleyerek duvar diplerine inebilecek suları engelledi. O da kendi tekniği, o da güzel. Maşallah Fahid abi, buraların şeyi de güzel olur. Böyle açılıp her taraf bizim koyduğumuz şekilde durmuş. Hele görün buralarda neler yapsan. Bak bu tufarı ben örmüşüm ama ben de bunlar kadar usta olmasam da bak bir düzlük var ha, buradan böyle baksan. Böyle. Bu başını sıvadım da böyle oldu ya, orayı çekme bu şimdi eğri. Bak bunun burada bir spreyle olacak, böyle hırt gelecek bir de bu taraftan. 96 numara. Tendiri kaldırırsan tendir işi bitmiştir. Ama bu tarafta suvanıp o da güzel. Bu taraf zaten işe yaramaz, orası kalkacak. Bir tane de merdiven yapıyorsan kendi elin emeğinle. 10. Can 7'si 1983'te demek ki yapılıp, öyle mi burası? Evet, 40 yıl önce rahmetli babamla abim Tazebey Setinkaya, babam Eskender Setinkaya, Tazebey Setinkaya. Allah rahmet eylesin ikisine de. Bir tamirat görmemişti, ben şimdi bir tamirat tadilat yaptırıyorum. Evet. Yapıyoruz. İçerisini de çekebilirsin. Oo, bunu da üstünü yeniledin. Evet. Yeniledim. Yeni şey vurdun. Kaleşim miydi? Kaleşim üzerine boya. Ettirdim, boya yaptım. Aa, güzel güzel. Bir tane de karabat yapmışsınız. O pisim olup. Tamam, boyayı da tatlılar. Bravo. Helal olsun. Bu tarafta otak bölümü. Allah. Fahid abi, üst tarafa da bir vernek lazımdı. Vernek mi? Vernek de parlatıcı. Ağaç parlatan vernekler olur ya. Olabilir, o da olmalı. Bunu da yaparız inşallah. Alt tarafta betondu. Kapısı da boyadı. Yani her şey baştan elden geçirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Hayırlı olsun. Her yaz aylarında İstanbul'dan gelerek oturmayı nasip etsin Allah. Amin.
pencere de boyandı buradan. Hele bayağı işim var, hele biraz daha bu çevre düzenlenmesini yapacağız. İnşallah. Olacak da zamanla. Çevre düzenlenmesini yapıyoruz, yapacağız. Buradan pencereler de değişti. Şey tamam, he. Ben durdurum, bu telefon içine verir yavaş yavaş. Sıcağa karşı çıktı mı? Ha, burada kalktı, öyle mi? Burada su var. Buralarda yapılacak, ahıra bakak. Ahırda zaten zamana yenik düştü. Uçmaya başladı. Ahırın burada su var. Ahırda betondur. Çürüştü, kolonlu bu ahır doldurmaz, ölmez, düşmez ama güzelliğin odunları çürümüş. Ahırda zamana yenik düşür daha. Zamanın eskitmediği ne var ki? Bunlar olabilirse... Tuvalet khane, 100 numara. Hadi bunların böyle hepsi kalkacak öyle mi? Ya bu kalkmayacak. Bak bu bunun üstünü biraz vurgaç. Metanından pazar günü bunun üstünü alın oraya bas. Şeydi. Bunun tufarlarını mufarlarını da böyle ha, bu tarafı da. Ya bu tamirat idi hele bu zaman şey yaparsan. Garaj kalsın. Tamam da işte bu kalarsa bu çok güzel. Bir tek o garaj mesele işe yarıyor. Bunun bu tarafın hepsi de usuf içine çöküp da. Baksana. Ama bunun kalkması, tamiratı bunu sürüp. O da seniye da. Onu da seniye. Hepsini bu seniyeyi sıkdırarsansa iflas edeceksin. Maniliyeyi ne yaptılar bilmiyorum. Maniliye toprağın altında kaldı.